Evet, şöyle kaymadan. Ya şöyle mağaranın girişine çekeyim dedim de kayıyor. Neyse. Neredeyiz Hacı Şeref? Şimdi biz Üçleri Mağarası'nın çıkış bölümündeyiz. Ya ismini verdin, doğru söyle. Üçdeliler. Üçdeli mi dedik? Üçdeliler Mağarası. Üçdeliler Mağarası'nın çıkış bölümündeyiz. Ne zaman bulduk biz bu mağarayı? 3 sene oldu. 3 sene falan önce çobanın keçileri kaybolmuştu. Onu ararken bu mağarayı keşfettik. Biz 2 tane deli yedik. Bir tane daha deli bulunur nasıl olsa diye. Çünkü mağara 3 gözlü. Biz de 3 deliler adını verdik. İyi, gel bakalım. Gerçi ben deli değilim yani. Ben az akıllıyım. Gel, hem aşağı in hem mağarayı anlat. Kaç oda kaç salon? Bu mağara çok güzel bir mağara. İn aşağı, aşağı in. Aşağı i̇şte burada bir ocak yerimiz var. Bizim dönemlerde istenirse yağmurlu falan bir havada burada ocağı dışarı atıp barınabilir, yatırabilir. Romantik romantik yağmurlu bir gün geçirilebilir yani burada, öyle mi? Romantik bir mağara aslında diyorsun. Vallahi romantik falan değil yani. Evet, yağmur çok dikkat etmek lazım. İnişlere özellikle ıslak havalarda. Çünkü yerler yaş diyor. Yerler yaş oluyor. Şu anda yaş değil. Ama yağmur yağdığı zaman mağaranın tavanından sular, özellikle kış bölümü sular akıyor. Neyse, şarjı bitiyor. Hadi çabuk. Şimdi evet. İniyoruz. İnişe geçtik. Evet. Dört bacağı, dört çeker aldı Şeref Hoca. Ense tıraşını da görüyoruz ha. Ense tıraşım da iyidir yani. Kendi kendime tıraş oluyorum. Şeref Hoca marifetlidir. Elinden eriş gelir Şeref Hocam'ın. Ay. Şimdi iniyoruz. İnelim bakalım. Büyük bölümden indik. Çıkıştan inişe doğru geçiyoruz. Salon nerede şimdi? Oturma odası nerede? Yatak odası nerede? Ben anlamadım. Yukarı bölüm oturma odası, yemek odası. Bu bölüm sadece bir giriş ve oturma odası, balkon. Şurada balkon. Bak bu balkondan aşağıyı seyredebilirsin. Balkondan aşağıyı seyredebilirsin. O balkondan ip sarkıtsak aşağı şöyle aşağı bir sallansak. İnilebilir. Yalnız bir bakalım, ip varsa bir denesek şöyle bir. Belki hani mağaranın içinde ip falan vardır. Bakalım. Bak bakalım ya, kıyıda köşede. Yatak odası bölümü. Öyle burada mi? Burada yatılır. İki kişi burada çok rahat yatar. Evet, manzaralı biraz, olur. Manzaralı, biraz samimi yatar. Ama da razı olacak artık. O zaman sakat ya. Bilemem. Son acıma. Sonra mağaranın giriş bölümüne. Egzantrik bölümü var. Evet, egzantrik bölümünden geçiyoruz. Şöyle. Amerikan mutfak gibi burası ya. Şöyle. Tarbi bölümünden geçiyoruz. Evet. Ağız bölümüne geleceğiz. Evet, zor bir süreçten geçtik. Evet, ağız bölümüne geldik. Burada giriş kapısı var. Bu mağara doğal olarak gizlenmiş, ağaçların arasına gizlenmiş. Ancak yamaçlardan görülebilir. Yani yakınından bu mağarayı göremezsiniz. Ama keçiler bulmuş bu mağarayı, baksana. Keçilerden de çoban öğrenmiş, çobandan da biz öğrendik. İşte o kadar olacak. Keçiler. Şöyle, ip de getirdim ben, inelim diye ama kayalar fazla kesiyor, perlon getirmedim. İpi bağlamak için kayaya perlon yok. O yüzden ipli iniş yapmayacağız. İpim şey yapmasın, incinmesin, uf olmasın diye. İniş takımları. İniş takımlarını açacaktık da olmadı. Şöyle bir kafa atayım şuraya. Ben atarım, sen in. Sen in, ben atarım. Evet. Hoppa. Evet. Şunu yakala. Al. Al. İniş takımlarını yakaladı. Böyle yani. Güzel bir Üçdeliler mağaramız. Bayram günü, Kurban Bayramı mübarek olsun. Hepinizi öptük ellerinizden, gözlerinizden. Cuma günü aynı zamanda. Aynı zamanda mübarek Cuma günü. O yüzden biz mübarek Mavi Göl'de kamp yapacağız. Bu gece Mavi Göl'deyiz. Yarın da Gebeoğlu'na geçeceğiz. Hem Transsipil
Hem de Spil'in 10 numara 5 yıldız güzel yerlerinde kamplar yapmış olacağız. Hadi bay bay.